Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ batısını yaptıktan sonra 8 sırada yapılan çok güzel ve gösterişli bir model. Oyamızın yapımı zor değil hanımlar. Sıralı ilerleyen bir model. Böyle ilk sırada 21 kutu arası 6 boncuk, tekrar 21 kutu 6 boncuk yapıyoruz. İkinci sırada kutudan 3 eksiltip boncuktan hanımlar avuçtadaki 6 boncuğu sabit bırakıyoruz. Bir sağdan bir soldan 6 boncuk artırıyoruz. Tüm sırada aynı işlemi yapıyoruz. Kutulardan üçer eksiltip boncuk ortadaki 6 boncuk sabit kalıyor. Sağdan ve soldan birer 6 boncuk artırarak oyamızı ilerliyoruz. Çok ağır bir model hanımlar. Sadece bu iki motife neredeyse iki düze boncuk gitti. Bu modeli yazmanın bir kenarına yapmanız yeterli. Diğer kenarlara tığ battı üzerine 6 zincir, 6 boncuk, 6 zincir şeklinde yapabilirsiniz. Böyle oyanızla uyumlu olur. Ya da kolayınıza gelen bir modelle de tamamlayabilirsiniz. Bu modeli istek üzerine yaptım hanımlar. Çok şık, çok gösterişli oldu. Ama bu tarz modellerin sıra sayısı fazla olduğu için yapıma anlatımı uzun sürüyor hanımlar. O yüzden ve de aynı şeyi tekrar ettiğimiz için şöyle iki kutu arası bir motif anlatıyorum. Burada ilk kutuları yapıp motife nasıl başlıyorsak buradan sonra da aynı şekilde başlıyoruz. Böyle bu modelin tığ battısını da kutu şeklinde yaptım hanımlar. İki zincir çektim, bir kesip aldım, iki defa da çıkarak yaptım. Şimdi sizinle en baştan tığ battıdan başlayıp yapalım. Oyamızın tığ batısını yapmaya yazmanın tersini kendime doğru çeviriyorum hanımlar. Böyle yazmayı kıvırıp tığıma bir kez ip alıyorum. Kıvırdığım yerin altından girip bir iki defa da çıkarak tığ batımı yapmaya başlıyorum. Tam köşeden başlamıyorum hanımlar. Şöyle bir parmak içeriden yapmaya başlıyorum. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. İki zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Kendime doğru kıvırıp iki zincir büyüklüğünde bir boşluk bırakıp bir iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum yazmayı. Kendime doğru kıvırıyorum. İki zincir büyüklüğünde boşluk bırakıp yazmaya giriyorum. Bir iki defa da çıkıyorum. Siz isterseniz sade tığ battı üzerine ilk önce bir sıra kutu gidip üzerine de yapabilirsiniz ya da direkt tığ battı üzerine oyanıza da başlayabilirsiniz. Bana gelen model de bu şekildeydi. Ben de o yüzden bu şekilde başladım hanımlar. Böyle yazmamı kıvırıp tığı yukarı doğru çıkıyorum delinmemesi için. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yazmamı kıvırıp kıvırdığım yerin altından yukarı doğru çıkıp bir iki defa da çıkarak tığ battısını yaptım. Bakın köşede böyle oldu. Tığ batısını bu şekilde yapıp tam yazmanın köşesinden oyamızı yapmaya başlıyoruz. Oyamızı hanımlar tığıma bir kez ip alıyorum. Yazmanın köşesinden bir sıra yapacağımız için köşesinden yapalım. Dediğim gibi hanımlar dört kenar yapmayın. Hem size zahmet olmaz hem çok ağır bir model. Yani boncuk olarak çok ağır. O yüzden yazmanın köşesinden ilk yaptığımız kutunun içine girip bir, iki defa da çıkarak başlıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yandaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar iki zincir çekip iki defa da çıktığımız 21 kutu yapıyoruz. Aralarda hiç boş kutu bırakmadan batarak 21 kutu yapıyoruz. Bir kutu yaptıktan sonra hanımlar iki zincir çekip 6 boncuk alıp kapatıyorum. Tekrar iki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Bir kez ip alıyorum. Arada boş tığ battı bırakmıyoruz hanımlar. Hemen yanındaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yandaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yandaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde tekrar 21 kutu yapıyorum.
Boyamızın ekstrasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle 21 kutu arasına 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir çekip tekrar 21 kutu yaparak ilk sırayı tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başlıyoruz. Bu da model olduğu için ben de ipimi kesip karşıdan başlıyorum. İkinci sıraya hanımlar, tığıma bir kez ip alıyorum. İlk sırada yaptığımız kutulardan ilkini atlayıp ikinciye girip 1 2 defa da çıkarak başlıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. Bu şekilde arada hiç boş kutu bırakmadan 18 kutu yapıyoruz hanımlar. Boncuğun yanındaki kutuyu da boş bırakıyorum hanımlar. Ve bir başlarken bir de motifin yanındaki kutuları boş bırakarak eksiltme yapıyoruz. Kutuların arasına battığımız için bir tane de kendiliğine kayboluyor. Toplamda her sırada üçer kutu eksiliyor hanımlar. Buraya boncuğumuzun yanına geldiğimizde iki zincir çekip 6 boncuk kapatıyorum. Sıkı bir şekilde kapatıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. İlk sırada yaptığımız 6 boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Sabitledikten sonra hanımlar burada zincir çekmeden 6 boncuk alıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. 6 boncuğun ortasını sık iğne ile sabitliyorum. Bu boncuğumuz ortada kalıyor hanımlar. Sürekli bunun içine böyle zincirsiz 6 boncuk sabitleyerek ilerleyeceğiz. Böyle bir sağda bir solda birer tane 6 boncuk artıracağız. Buraya 2 zincir çekiyorum. 6 boncuk alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Bir kez ip alıyorum. İlk kutuya atlayıp ikinciye giriyorum. 1 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 1 2 defa da çıkıyorum. Böyle çok sıkı çıkmıyorum hanımlar. İlmekleri hafif uzatarak çıkıyorum. Böyle 1 2 defa da çıkıyorum. Buraya tekrar 18 kutu yapıyoruz. İkinci sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. İkinci sırayı böyle tamamlayıp üçüncü sıraya karşıdan başlıyoruz. Üçüncü sıraya da hanımlar, tığıma bir kez ip alıyorum. İkinci sırada yaptığımız kutulardan ilkini atlayıp ikincinin içine girip iki defa da çıkarak başlıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar. 15 kutu yapıyoruz. Böyle ip koparmadan çevirerek de yapılabilir ama o zaman çok güzel durmaz. Böyle hep karşıdan geldiğimizde zincirin ve boncukların yönlerin düz yönleri hep aynı yöne denk gelmiş oluyor. O yüzden kopararak geliyoruz hanımlar. Böyle buraya tekrar kutu yaparak motifimize kadar gidiyoruz. Toplamda 3. sırada 15 kutu yapacağız. Burada zincirin yanındaki kutuyu da boş bırakıyorum hanımlar. Bir başlarken bir de motifin yanındaki kutuları boş bırakarak eksiltme yapıyoruz. Buraya geldiğimizde 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıyorum. Boncuklarımızı oldukça sıkı kapatalım hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Burada ilk 6 boncuğun ortasını sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 6 boncuk kapatıyorum. Sıkı bir şekilde kapatıp yine sıkı bir şekilde 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Ortadaki 6 boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Burada hanımlar zincir çekmeden direkt 6 boncuğumu alıp kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Arkaya doğru yatırıyorum. Yine aynı boncuğun ortasına sabitliyorum. Sabitledikten sonra 2 zincir çekip tekrar 6 boncuk kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki 6 boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekip 6 boncuk daha kapatıyorum. 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum.
Bir kez ip alıyorum. İlk kutuya atlayıp ikinciye girip bir, iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar. Buraya tekrar 15 kutu yapıyoruz. Üçüncü sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Üçüncü sırayı böyle tamamlayıp dördüncü sıraya karşıdan başlıyoruz. Dördüncü sıraya da yine aynı şekilde başlıyorum hanımlar. Tığıma bir kez ip alıyorum. Üçüncü sırada yaptığımız kutulardan ilkini atlayıp ikinciye girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Dediğim gibi çıkarken ilmekleri hafif uzatın hanımlar ve çok sık çıkmayın. Bir, iki defa hafif uzatarak çıkıyorum. Bu şekilde dördüncü sırada 12 kutu yapıyoruz. Burada boncuğun yanındaki kutunun içine de batmıyorum hanımlar. Buraya geldiğimizde iki zincir çekiyorum. Altı boncuk kapatıp sıkı bir şekilde kapatıp iki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Burada ilk altı boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Altı boncuk kapatıp iki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki altı boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çekip 4, 6 boncuk daha kapatıp 2 zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu ortada ilk yaptığımız boncuk hep sabit kalıyor hanımlar. Bakın 4. sırada 3 tane oldu. Buraya zincir çekmeden direkt 6 boncuk kapatıyorum. Bir zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıp aynı boncuğun içine sabitliyorum. Sabitledikten sonra iki zincir çekip altı boncuk kapatıyorum. İki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki altı boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Sadece ortadaki boncuğun içine iki kez batıyoruz hanımlar. Yani boncuğumuzu sabitliyoruz. Diğer boncukların içine bir kez sık iğne ile battıktan sonra tekrar iki zincir çekip 6 boncuk daha kapatıyoruz. Sıkı bir şekilde kapatıp yine sıkı bir şekilde 2 zincir çekip sıradaki boncuğun içine sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Bir kez ip alıyorum. İlk kutuya atlayıp ikinciye girip İki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar buraya da 12 kutu yapıyoruz. Dördüncü sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Dördüncü sırayı böyle tamamlayıp beşinci sıraya karşıdan başlıyoruz. Beşinci sıraya da tığıma bir kez ip alıyorum. Dördüncü sırada yaptığımız ilk kutuyu atlayıp ikinciye girip iki defa da çıkarak başlıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar beşinci sırada böyle 9 kutu yapıyoruz. Böyle 9 kutuyu yaptıktan sonra buraya 2 zincir çekiyorum. 4, 6 boncuk alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. Tekrar sıkı bir şekilde 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. İlk 6 boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekip 6 boncuk daha kapatıyorum.
2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 6 boncuk alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki 6 boncuğun içine sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Altı boncuk alıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki 6 boncuğun içine sabitliyorum. Ortadaki boncuğumuza geldik hanımlar. Bakın her sırada böyle birer tane 6 boncuk artırdık. 5. sırada 4 tane oluyor. Bu ortadakinin üzerine 6 boncuğumu alıp kapatıyorum. Böyle sıkı bir şekilde kapatıp bir zincir çekiyoruz. Boncuklarımızın açılmaması için. Böyle boncuğumun içinden bir de pembe çıktı hanımlar. Boncuğumu arkaya doğru yatırıp aynı boncuğun üzerine sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 6 boncuğumu kapatıp 2 zincir daha çekiyorum. Sıradaki 6 boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekip 6 boncuğumu kapatıyorum. 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıp sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Böyle dediğim gibi hanımlar yapımı aslında kolay ama sıra sayısı fazla olduğu için yavaş ilerliyor. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Yani sıralı bir model. Böyle bu modele çok fazla istek vardı hanımlar. 3 farklı kişiden olunca dedim artık yapayım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çeyizleri çok yakışır. Kameradan çok belli değil. Yakından görseniz çok daha güzel duruyor hanımlar. Böyle sırayla 6 boncuğumuzu sabitledikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Buradan ilk kutuya atlayıp ikinciye girip 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradakine girip 2 defa da çıkıyorum. Buraya tekrar 9 kutu yapıyorum. Beşinci sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Beşinci sırayı böyle tamamlayıp altıncı sıraya karşıdan başlıyoruz. Altıncı sıraya da aynı şekilde başlıyorum hanımlar. Tığıma bir kez ip alıyorum. Beşinci sırada yaptığımız kutulardan ilkini atlayıp ikinciye girip bir, iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. 6. sırada bu şekilde 6 kutu yapıyoruz hanımlar. 4 5 ve 6. 6 kutu yaptıktan sonra 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıyorum. 3 6 boncuğumu sıkı bir şekilde kapatıp 1 2 zincir daha çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 4 6 boncuğumu alıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum ve sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıyorum. 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum ve sıradakinin içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. 2 zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki 6 boncuğun içine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 6 boncuğumu alıp kapatıyorum. 2 zincir daha çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıp
Sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ortadakine geldik hanımlar. 6. sırada böyle 5 tane altı boncuk yapmış olduk. Buraya yine altı boncuk kapatıp bir zincir çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Aynı boncuğun üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Buradan sonra yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. 2 zincir, 6 boncuk kapatıp 2 zincir çekip sıradakinin üzerine sabitleyeceğiz. Tekrar 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir daha çekip sıradakinin içine sabitleyeceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. Dediğim gibi boncuk çok giden bir model. Ben sadece model için 2 tane yaptım. Ama 2 dize boncuk gitti. 4 kenar yaparsanız çok ağır olur. Bir kenar yapmanız yeterli. Diğer kenarları da kolayınıza gelen bir modelle veya benim gibi böyle bir sıra kutulu tığ battı yaptıktan sonra üzerine 6 veya 7 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 7 zincir daha çekip böyle 2 kutu yani tığ battı boşluk bırakıp sabitleyerek yapabilirsiniz. Oyanızla uyumlu olur. Ben bu tarz modelleri genelde bir kenar yapıyorum. Diğer kenarlarına da böyle modelin son sırasıyla uyumlu bir şekilde tamamlıyorum. Böyle hanımlar ortadaki bu 6 boncuğun devamına da yine 5 tane böyle 2 zincir 6 boncuk 2 zincir şeklinde yapıyoruz. Bu kutuya batmadan önce böyle 2 zincir 6 boncuk 2 zincir oluyor hanımlar. Bir kez ip alıyorum. İlk kutuya atlayıp ikinciye girip 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. Bu şekilde 6 kutu yapıyoruz. Altıncı sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Altıncı sırayı böyle tamamlayıp yedinci sıraya karşıdan başlıyoruz. Yedinci sıraya da aynı şekilde başlıyorum. Hanımlar tığıma bir kez ip alıyorum. Altıncı sırada yaptığımız kutulardan ilkini atlayıp ikinciye girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Boncuğumu çok sarmışım hanımlar. Çok getirmişim. Böyle tekrar iki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip iki defa da çıkıyorum. Böyle bir başlarken bir de motifin yanındaki kutuları boş bırakarak eksiltiyoruz hanımlar. Yedinci sırada 3 kutu kaldı. Burada tekrar diğer sıralarda olduğu gibi aynı işlemi yapıyoruz. Hanımlar iki zincir çekip altı boncuğumuzu kapatıyoruz. İki zincir daha çekip boncuğumu arkaya doğru yatırıp sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çekip altı boncuğumu kapatıyorum. İki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıp sıradaki boncukların tam böyle ortasına sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Altı boncuğumu sıkı bir şekilde kapatıyorum. İki zincir daha çekiyorum. Ortadaki boncuğa gelinceye kadar bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Hep iki zincir çekip altı boncuk kapatıp tekrar iki zincir çekerek ilerliyoruz. Ortadaki altı boncuğumuza geldik hanımlar. Yedinci sırada böyle altı tane altı boncuk yaptık. Buraya tekrar altı boncuk alıyorum. Boncuğumu kapatıp bir zincir çekiyorum. Oyamı çevirip aynı boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Ortadaki boncuğun üzerine sabitledikten sonra hanımlar tekrar 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıyoruz. İki zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum. Sıradaki boncuğun içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Böyle hanımlar bakın ortadaki altı boncuğun
Diğer tarafının sol tarafını da yine 6 tane 6 boncuk kapatıyoruz. Burada bir kez ip alıyorum. İlk kutuya atlayıp ikinciye girip 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki kutuya girip 2 defa da çıkıyorum. Bu şekilde 3 tane kutu yapıyoruz. Boyamızın 7. sırasının yapılışı da bu şekilde hanımlar. 7. sırayı böyle tamamlayıp 8. sıraya karşıdan başlıyoruz. 8. ve son sıraya da aynı şekilde başlıyorum. Hanımlar tığıma bir kez ip alıyorum. Buradan ilk kutuya atlayıp ikinciye girip bir iki defa da çıkıyorum. Boncuğun yanındaki kutuyu da boş bırakıyoruz. Böyle bir tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Bakın 21 kutuyla başlamıştık. Sonda bir tane kaldı. Böyle bir trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir çekip 6 boncuğumu kapatıyorum. 2, 4, 6. Tekrar 2 zincir daha çekiyorum. Boncuğumu arkaya doğru yatırıyorum ve sıradaki 6 boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekip 6 boncuğumuzu kapatıyoruz. 3, 6. İki zincir daha çekip sıradaki 6 boncuğun ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar bu ortadaki boncuğa kadar devam ediyoruz. Böyle hanımlar bakın ortadaki boncuğumuza kadar tüm 6 boncukların içine 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir çekip sabitledim. Ortadakine gelinceye kadar böyle 7 tane 6 boncuk yaptık. Burada yine tüm sıralarda olduğu gibi son sırada da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Buraya 6 boncuğumuzu kapatıp bir zincir çekip tekrar aynı boncuğun içine sık iğne ile sabitliyoruz. Buradan sonra da yine 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir çekip bütün boncukların içine sabitliyoruz. Son kutuya başlamadan önce de yine 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir daha çekiyoruz hanımlar. Böyle hanımlar. Buraya geldiğimizde 2 zincir çekip 6 boncuk kapatıp 2 zincir daha çekip bir kez ip alıyorum ve ortadaki kutuya girip 1 2 defa da çıkıyorum. Boyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Buradan sonra diğer motife geçerken de yine aynı 2 zincir, 6 boncuk, 2 zincir sıradaki 6 boncuğun içine sabitleyerek geçiyoruz. Böyle çok güzel ve gösterişli oldu. Ütüyü de kolay alan bir model. Boyanın tersinden alttan üste doğru iterek ütüledim hanımlar. Daha sonra düz yönünü çevirip ütüyü hafif basarak düzelttim. Böyle çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.